David Röntgen bu oyun masasını 18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupalı aristokratların iç mekan dekorasyonu konusundaki zevklerine hitap edecek şekilde tasarladı. Bu masa, küçük boyutlarda olması ve birçok farklı kullanım şekli sunması sebebiyle misafirleri eğlendirmek için son derece uygundu. Masanın açılan kanatlarını desteklemek için Ayakları yanlara doğru açılabilmektedir. Oyun kartlarının veya kişisel eşyaların muhafaza edilmesi için gizli bir çekmecesi vardır. Açılan kanatlar, kullanım şekline göre düz bir yüzey oluşturması için ayarlanabilir bir kolla desteklenir. İlk kanat açıldığında, kart oyunları oynamak için uygun keçe örtü kaplı bir masa ortaya çıkar. İkinci kanat açıldığında satranç veya dama oynanabilecek başka bir masa kurulmuş olur. Bir kanat daha açıldığında ise masa birdenbire deri kaplı yüzeyi olan bir yazı masasına dönüşür. Bu kullanım şeklinde masayı ayrıca bir kitap tutacağı olarak kullanmak da mümkündür. Gizlenmiş bir mandal yaylı sistem sayesinde yazı masasında bir tavla tahtası ortaya çıkarır. Oyun malzemeleri sürgülü kapaklı bölmelerde saklanabilmektedir. Masa kolaylıkla katlanarak ilk baştaki küçük boyutlarına geri getirilebilir. Masanın kolayca paketlenebilmesi ve taşınabilmesi için ayaklar sökülebilmektedir. David Röntgen'in sofistike ve portatif tasarımları sayesinde insanlar lüks ve zarafet içinde seyahat edebiliyorlardı.